Merhaba merhaba sevgili dostlar. Kis FM Maslak 42 stüdyolarındayız. Ertan Özyiğit ile Kral ve Ben'e hoş geldiniz. Bugün konuğum Kral Ayhan Sicimoğlu. Öyle İçimden mi? böyle geldi. Ya programın adı Kral ve Ben mi? Kral ve Ben. E saçların da öyle olduğu için mi acaba? Yok aslında orada çok önemli bir ironi vardır biliyor musun Kral ve Kral Ben? Kral ve Ben'i biliyorum tabii evet. de yani şey. Öğretmen, biliyorsun. Gelir. Biliyorsun, evet, tabii. öğretmen gelir. Evet öğretmen gelir. Öğretmeni çocukları için çağırır, çağırır aslında. Çağırır tabii ama aşık Kadın olur. Kadın gelir Hı. aşık olur filan ama asıl konu şudur, Adam yurt dışına gitmediği için Hı. dünyayı öğrenmeye çalışır. Doğru. kadından Tabii. kadında daha sonra İngiliz ajanı çıkar burayı ben uyduruyorum Tabii ki ve sonunda Kesin. sonunda sistemi bir şekilde ele geçirmeye Tabii çalışırlar Tabii. ben aslında oradaki kral ve bendeki hikaye şöyle ben sizlerle birlikte bir mürebbiye çağırmış oluyor dünyayı öğrenin güzelmiş beğendin mi ve çok beğendim şimdi kral ve hikayesi böyle İşte Yul Brynner Deborah Kerr'in işte başrollerini paylaştığı film diyoruz ki sonunda sizler geldikçe ben de sizlerden dünyayı öğreniyorum. Böyle bir ufak bir ironim var. Çok güzel aklına gelmiş. Bir 2008'de başladım ben Kral ve Ben'le ilgili. İlk ATV'de başladım program yapmaya hemen hemen yani Fox TV'den işte TGRT'ye hemen hemen tüm televizyon kanallarını dolaştım. Peki Tabii bu, Kral bu, ve ben bu, olarak değil ama bu TV evet. bu TV bölümü müydü? TV bölümüydü. Peki orada ne gösteriyordu mesela? Ee, Radyo konuk geliyordu yine aynı şekilde. Evet. Ee, o konukla birlikte şu anda senle yapmış olduğum sohbeti yapıyordum ve konunun gittiği yerleri mi gösteriyordunuz Yok, sonra? hayır. Daha çok konunun e, ne olduğuyla ilgili konu. Anladım. Evet, Ayhan Sicimoğlu, senle istersen bir zaman yolculuğu yapalım. Yapalım. Yıl 1985, Arı stüdyolarındayız. MFE TRT'nin yapmış olduğu Erevizyon şarkı yarışmasına katılmış. Ben seni ilk defa 1985'te tanıdım. Arkada Erevizyon'da işte ...perkisyonla perküsyonla birlikte perküsyon yapıyordun orada evet, yardımcı evet, oluyordun evet, 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 MFÖ'ye. Evet orada tanıdım. Öyle resimlerim var ki bende. Geçen gün bunları aradım. Bir gün sana hepsini yollayacağım ve inanamayacaksın. Bu ne olur ya? Yani şöyle genç bir adam yakışıklı bir adam enerjisi Değil çok. Ediyor. Yani ben 85'ten bu yana devamı seni takip ediyorum. İşte geldik şimdi yine. Yani ben şöyle bakıyorum katılıyor musun? Ben konuştum çok fazla ama. Estağfurullah. Şöyle sanki yaratıcının yani Allah'ın veya da Tanrı'nın ki hangi inanca sahipseniz. Şöyle bakıyor insanların az kast var ellerinde. Yani diyorlar ki Ayhan Sicimoğlu'na belirli sayıda kast veriyor. Sen dünyanın neresine gidersen git bazen olmuştur belki dünyanın bir bir yerine gidersin. Aa bir bakarsın arkana döndüğünde en sevdiğin arkadaşın olmuştur evet. Tamam. Evet. Ben de buradan şunu söylüyorum. Sanki biz film çekerken kast yaparız ya. Evet. Adamı öldürürüz veyahut da adam bir şekilde yaralanır. Filmin ileri bölümlerinde tekrar o adamı görürsün. Yani o sayılıdır. Ne diyorsun bu konuda? Vallahi çok güzel anlattım bunu bir kere bir. Yani başıma da gelen bir şeyi anlattın aslında. Biliyorsun başıma geldiğini de. Evet. Tam ediyorsun. Niye ediyorsun? Gayet basit. Çünkü çok dünyayı gezdiğim için ve çok insanları iç içe olduğum için dünyanın her tarafında ek illaki bir tesadüf olacak. En alakası yerde Türkleri gördüm mesela. Çok alakası yerlerde. Tuhaf tuhaf yerlerde. Yani İtalyanları görüyor musun mesela? İtalya'da da yaşadığın için söyledim. E, yurt, şeyde mi? Görüyorum ama... Türkler şimdi... kadar görüyor musun? Ha Türkler kadar görüyor muyum? Güzel bir soru sordun. Evet onlar da görüyorum aslında. Evet. İtalyanlar, Rumlar... Bak bunlar zaten Rumlar... Bunlar da gezer. Rumlar, arkadaşlarım Yunanlılar, İtalyanlar ve Türkler. Türkler başladılar ve çok sürpriz yerlerde. Bir tanesini anlatayım istiyorsan. Lütfen. Şeydeyiz kamera çekimi yapıyoruz. iki tane kameramanım ama epeydir Güney Amerika'dayız. Biraz sıkıldık da şey olduk, yorulduk morulduk. Efendim, ne çekiyorsunuz? Limonata mı? E, ya limonata. Hayır ben bir yere gidince 4-5 film birden çekiyorum. Ha, tamam. Hem limonata... Renkler. Iki, i̇ki limonata, evet. iki renkler, üç kasırın maceraları. Çünkü parası kurtarmıyor baba. Evet. Yani <laughs> o, o, kadar yöne gidince. Hazır gitmişken hazır, abi, ne zaman kısmet yani olacak? Tek, ben tek buradan limonata bir yere gidemem. En aşağı beş filme dönmem lazım. Minimal. Evet her seyahatten. Ona zıt ama birbirinden yani bağımsız. şey olmaz. Bağımsız. Yani o monte gören aa ben buraya görmüyorum. Çünkü bizim millet pek dikkat etmez. Ben bu filmi gördüm ya der mesela aynı yerde konu aynı ayrı olsa tamamen yerde ayırmam lazım. Yani kıyafetler, müyafetler hep ayrı. Yerde ayırmam. Neyse. Şey var orada e, e bu, e, Arjantin'de. Iguazu şelaleleri. Tabii. Bu şelaleleri biliyorsun 3 memleketin tam sınırında. Tam sınırında. Şeyinde, nehrin tam karşıs ortasında. <laughs> karşısı başka memleket. Orası sınır. Turistler var tabii. Japonlar, Çinliler, bilmem onlar şey her tarafta. E, bizi arkadan da çocukları duyuyorum. Konuşuyorlar aralarında kameramı. yürüyor zaten, gideceğiz. Ya abi ya ne biçim millet ya şu turistlere. Bir tane güzel kız yok ya. Şimdi aralarında. Evet ya. Ya şuna bak. Eciş bir karlar abi falan şimdi konuşuyorlar. ondan sonra orada üç tane kız geliyor. bunlar işte güzel 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 güzel, -güzel, -güzel kızlar evet. dedi. kızlar yaklaştı. aa Ayhan Bey merhaba diye kızlar. akralı An <laughs> An akralı üç tane kız. Biz yani dedim ulan kan kanı çeker diye herhalde bu, bu böyle çıktı herhalde laf. O alakası yerde Iguazu şeylerlerinde hem de güzel üç tane Türk kızının ne işi var? Sevgili dostlar, sohbetimiz devam edecek. Türk kızlarını konuşuyoruz Ayhan Sicimoğlu'yla. Kimisi sık arasını arası verelim. Kisefem'de FM'de Ertan Üsit'le Kral ve Ben tüm hızıyla devam ediyor. Konuğum Ayhan Sicimoğlu. Kızlardan bahsediyorduk Türk kızlarıyla. Yani dünyada kaç ülke oldu abi? Bilmiyorum saymadım. Yani Ka tahminen hemen hemen her yere e gittin e mi? Hep şey. Birkaç tane gitmediğim var. Nereye gitmezsin mesela? Nereye gitmedim? Soğuk nereye gitmem. sever misin? Soğuk sevmem. Ben, yani ben, Alaska'ya ben, gitmedim ben, o zaman. Ben Türk'üm gittim gittim. Evet. Gittim de ben Türk'üm biz soğuk sevmeyiz biz bir şeyiz. Biz sıcak Şıcaklıyız sıcak, almışsınız. biz Akdeniz evet. insanıyız. Biz sevmeyiz. Anladım, bize şey yapar. Annem öyle derdi. Aman şu üşümez be tişörtle falan gezer ya Almanlar. Evet. <laughs> bir şortla morta kışın. Annem de şu bak üşümez ya veren derdi. Hele Londra'da değil evet, mi? Evet üşümezler onlar. Adam kışın ortasında kar yağmış. Şıpıdak terliklerle dolaşır. Abi bunu üşümeyen bir grup var. Konu konu açı. Ruslar. Hı. Ya kız, kız, çok da güzel bir kız. Biz Moskova'da bir, bir, Moskova'da galiba. Eksi 17 falan. Tişörtle falan. Nasıl? E bizi dedi şu, annemiz dedi çocukken dedi. 5 yaşında dedi. Sokağa bırakladı karan üzerine dedi. Tabii. Anladın mı? Şimdi kadının tabii, kırıp, tabii ki. Tabii. Şeye gittik efendim e, İsveç'e. Böyle göl. Abi sa sauna yapmışlar. Zengin adamın evinde misafirdik. E, ama yaz Allah'tan tane kulübe var. İşi de ama hakiki saunanın orada babaannesini gördüm yani. Hakiki sauna. Kulübe ahşap. İçeride oturma yerleri bilmem ne. Sauna. Biz dedi kışın dedi şurası gölde burası buzlar dedi. O, o, i̇lk önce aletten dedi deleriz dedi. Şeyle dedi buzu dedi. Bak şimdi yuvarlak bir delik yaparız dedi. Saunadan sonra gidip koşar cüpte içeri atlarız dedi. Ya dedi bana öldürsen. Tabii şok böyle, tedavisi yani. böyle bir şey yapamam dedim yani. Şimdi bunlar yapıyorlar abi. Evet, bize olmaz. Biz, ben de yani benim için eksi bir olmayacak ama artı yüz olabilir mesela. Bak şimdi be bana Bö böyle biliyorsun. garip bir şeyim var benim. Çölün ortasına bırakabilirler ama yani eksi bir olmayacak benim için ölüm gibi bir şey. Ş şeyden bahsettin, Neden? E, ben de bir anım oldu. Türkler acaba dünyada nasıl? Amazonlardayım. Yani dolaştırıyorlar. Amazon? Brezilya'da. Brezilya Amazonu. Şimdi dolaşıyoruz. Öyle bir yere götürdüler ki beni inanamıyorum böyle yani artık o ormanın ortasındayız. Bir de biliyorsun nefes de alınamıyor oralarda. Evet. Böyle garip bir hava var. Çökmüş durumda. Biraz su her an yağmur yağacak hissediyoruz filan. Sonra bir ses geldi. Ya dedim kulaklarıma inanamıyorum. Türkçe gibi geldi filan. Bir baktık aradık burada birisi var filan deyip ağacın tepesinde bir tane adam gördük abi. <laughs> Ya adam dedi ki siz Türk müsünüz dedi. Evet biz Türk'üz dedik. Sen ne işin var burada? Abi dedi ben dedi bıraktım her şeyi e, oftan kalktım geldim dedi ofluyum dedi. Of, bu, bu ormanın tepesinde yaşıyorum dedi. Benim gördüğüm yani en uç noktalardan biridir. Ama o kadarını bu. görmedim. Evet. O kadarını yani bir, bir Seni kızardım, en mi? çok şaşırtan ülke neresi oldu? Güzel bir soru sordum. Japonya oldu abi. Niçin Japonya? Çok düzenli değil mi mesela? Abi işte yani elinde ufak bir kağıt parçası nasıl oldu yani. bir yerde ve jiklet falan da çiğnemem ki böyle onu şu nereye atayım diye sokakta bakıyorum. Çöp tenekesi bulamadım bu, sokakta. Dedim metroya gideceğiz şimdi çocuklarda kameramanlar da var. Dedim metroda vardır dedim çöp sepeti. Metroda da çöp sepeti yok Peki ya bir dakika dedim ya ben nereye atacağım bunu kadar etrafta temiz ki elim atamıyorum da hiçbir tarafa Elimde kaldı? Sonra birine sordum dedi nereye atacağım cebine koyacaksın dedi evet. niye dedim çöplere kesim bizde elimizi çöp olmaz ki atalım dedi e, bir, ya dedim yani bir, bir kızlar jiklet sakız sakız çiğnedi Hı. biz bizim kızlar bir sakız, çiğnemez, sakız çiğnemez, çiğnemez dedi e şunlar da çiğniyor dedim onlar çiğinle dedi <laughs> çok iyi ondan sonra sonra aklıma annemin lafı geldi ablama Ayşe ayıp Sakız çiğnemez, sakız, sakız çiğnemez yolda gibi bir şey geldi kulağıma 50 sene evvelinden. Sonra bir kültür şey de var biliyorsun. Biz Japonlarla Abi aramızda çok, bir Ortasya şey tamam. de var. Nereden de onu biliyorum. Hiç unutmuyorum. Size ufak bir, size bir şey anlatayım. Lütfen. Japonya Japonya hikayesi. Şimdi Japonya'da ben modelde mankenlik yaptım. 3 ay. Ha, Tokyo'da. İlginç. Ben bunu... 85'te bir daha dinledim senden. Olabilir. Tamam, y devam. Yeni, yeni gelmiştin 85'te. Ama de. istersen bir müzik arasında tamam. gidelim. Sonra 85'ten 85'te. e, bahsettiğin, bana 85'te bahsettiğin. Çünkü yeni Japonya'daki bu modellik, modellik maceranı Abi, evet. dinleyelim efendim. Kiz Efem'de Ertan Özitle Kral ve Ben devam ediyor. Konuğum Ayhan Sicimoğlu. Efendim neden bahsediyoruz? Modellikten bahsediyoruz. Japonya'da Ayhan Sicimoğlu'nun nasıl model olduğunu 3 aylık bir serüven. Evet Tokyo'da. Evet. Neler yaşadın? Valla New York'ta bir arkadaşım var. Bir, bir kız arkadaşım. O böyle... İngiliz köken aslında daha kökeni de İsviçreli falan da İngiltere'de Londra'dan tanıyorum ben. Kızı moda ama uçuk bir moda dükkanı var şeyde New York'un bir şeyde West Broadway'de çok uçuk ama yani kıyafetleri görmen lazım. Neyse dedi ki ben bir şey yapacağım dedi ee, Londra'nın en avantgard Dizaynlarını New York'a getireceğim. New York'ta bir e, fashion show yapacağım. Bu fashion show'da da efendim profesyonel mo gidip model ajansa değil de yoldaki adamları ve kızları arkadaşlarımı kullanacağım. Hoşuma gidenleri alacağım. Bir, yapar erkek model olur musun bana dedi. Nerede olacağız dedim. O zaman yeni yeni orada bir kilise vardı. Sonradan i̇şte kulüp oldu burası. Limelight diye bir eski kilise. E, kulüp sonra şimdi DJ diskotek galiba. O zaman orayı dedi nasıl yapacaksın ya kilisede olur mu? Orayı dedik artık kilise olarak kullanmıyorlar dedi. Orada yapacağız dedi. Peki dedim. Bir koleksiyon geldi abi. Ben mesela mini etek giydim. Ee, Sana geç. o kadarını söyleyeyim. <laughs> evet. Gümüş mini etek. Evet. Niye bana etek Her Bacakları düzgün ondan dedi. Peki dedik, eteği giydik, kılı kılı, bacaklarına yanan tamam. şey o yani. Etek giyince bacakların... yani kadın kılığı değil. E, İskoçyalılar, İskoçyalılar giyiyor gibi, ha, gibi evet. ha, kilt gibi düşün. Evet. Ama biraz mini bu, mini kilt. Evet. Neyse öyle uçuk bir şey. Bir sürü televizyon kanalı olay oldu New York'ta bu e, fashion show. New London in New York adı da. Ha, tamam. Sonra bir adamlar dediler seninle görüşmek istiyor dediler. Bunlar kim işte? Bunlar dedi Japon bir memle televizyonu. E, peki dedim. Biz dedi şimdi dedi adam çok kötü İngilizceleri facia dilleri dönmez Japonlarda. Birkaç memleket vardı dili dönmeye İngilizce biri Japonlar. Bir de İspanyollar. Biz Sizi dedi, teklif, teklif ettik dedi evet. grup halinde. Ama dedi sen dedi biz ayrı çalışıyormuşsun dedi. Sen dedi gelir misin? E gelirim mi? diyor arkadaşlar geliyorsa kız da söyledi falan. Peki dedik. Ondan sonra atladık uçaklarını bütün ekip uzun da bir yol. Japonya, Tokyo'ya indik. Yolda da geçerken herkes ama diyor kıza girip resim falan çektiriyorlar. Merse biz zaten TV'de oynanıyor, oynuyormuş Oynamı. bizim. Bizim, <laughs> bizim, bizim fashion show. Meşhur <laughs> evet. olmuşuz. Orada Anya Mori diye bir kadın var. Modacı. Meşhur. Tokyo'nu tanımıyorum ama ya, orada yaşlı bir kadın. Onun binası var kadının. Kadının binasında Tokyo bu sefer tabii New York diye aynı show. Böyle Hatta benim resimlerim, fotoğraflarım var. geçenlerde öldü kız. Vivian West, Vivian Westwood var, meşhur modacı İngiliz. Modacı, evet. Onun kılıklarını giyiyordum ben. O kadar. Iyi. Evet. Ha. Onun yani onun mankeniydim öyle. Baya yani mankenlikten para falan da kazandı. Çok. Ya tamam. çok da o zaman görecek çok. Tabii. O zamanki yani şeyimize göre 85'ten bahsediyorum. Ondan sonra Vivian the Westwood, Vivian ablamız. İşte o da şey... Beğendi. Aa, işte, o da aman illa sen giy. Kadroya koydu. Sen giy. Abi, evet. bunu sen giy falan. Neyse orada sonradan show bitti. Japonlar dediler devam etmek ister misin dediler. Çok beğenmiş seni Anaya Mori dediler. Ederiz dedim. Yani Bir de Türklüğün getirmiş olduğu bir sıcaklık oldu mu Japonya'da? Olmaz mı? O... Yani Barış Oraya, manço, oraya, oraya bağlayacağım evet. işi. Şimdi model olduğun için bazı lokantalarda hesap gelmiyor sana. Evet gelmiş olman oraya yeterli mi? Ha, exactly. evet. Hesap gelince e, bir imza koyuyorsun, veriyorsun ve hesap gelmiyor. Evet. Fakat o lokantalara ben gitmek istemiyorum. Çünkü onlar çok modern hani e, bilmem ne fan, 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 fan world cuisine, İtalyan e, ne lokantalar, İtalyan lokantalar. Ben ne yapacağım İtalya'dan geliyorum zaten. İtalyan lokantası Tabii, ne Japonya'da. Yani. Ben, ben sushi, mushi hani onların ha. şeyi. Ama orada da hesap geliyor ama. Onların öyle bir derdi yok. Şey, sonra dedim ki oradaki şey Japonlara dedim ki bir Japon kız var çok güzel model onla o beni gezdiriyordu biraz sağ olsun dedim ki beni dedim şeye götür en Japon lokantaya gitmek istiyorum dedim en Japon anlatayım onu sonra evet şimdi en Japon lokanta, lokanta. en Japon bunla ilgili bir anı anlatacağım evet böyle Ayhan Seçimoğlu ile anılarımızı depreştiriyoruz efendim en Japon ee, lokantası bir e, müzik arasına gidelim. En Japon lokantayı Ayhan Sicimoğlu'ndan dinleyeceğiz. Kis FM'de Ertan ile Kral ve Ben devam ediyor. Konuğum Ayhan Sicimoğlu'yla sevgili dostlar en en Japon yemeğini konuşuyoruz. Evet. En Japon yemeği. Evet. En Japon lokantası. Gittik. Ne abi ne oldu? Abi gittik ufakta bir yer. İşte bir tezgah arkasında işte bir, bir, şef var ki belli o şef lokantanın sahibi ya da şefi birkaç kişi de çalışıyor ve bir, bir sürü adam da orada yemek yiyor ada kadın bir de şöyle bir şey var kapıdan girince böyle bağırıyorlar ve onu ben şeye benzettim Selamun Aleyküm arkadaşlar Aleyküm Selam Ahmet abi hoşgeldin Ahmet abi hoşgeldin Ahmet abi ona benzettim o var evet. o kültür var hepsi birbirini tanıyor Ayo falan öyle bir şimdi iki erilsem orada erkek lisanı başka kadın lisanı başka. Erkek lisanı çok maço. Ay Kadınlar öyle bir şey. Onlar yani başka bir Feminen bir lisan, bir de macho bir lisan. Baca. Bir de mideden diyafram olacak hep. Hay. Ay. Ay. Böyle bir nef nefesli bir hay var her şeyin lafınlar neyse <laughs> çok komik neyse abi oturduk oraya dedi ki bana kız biz biz bara oturalım dedi Tamam şefin önüne dedi şimdi şef yemek veriyor konuşu aralandı bana bir şey vermiyor niçin Allah, Allah dedim ya bana şundan alabilir mi infaz sana yemek vermez daha dedi ha. niye dedim seni tanımıyor ki dedi ne demek yani dedim tanımadığı insana yemek yapmaz bu dedi. Dedim, dedim, Bu aç, bir ritüel mi abi? Ritüel abi. Benim aç mı çıkacağız? çıkabiliriz dedi. Ne yapacağız? Dedi yavaş Peki yavaş seni dedi yavaş yavaş seni tanıyacak o dedi. İngilizce bilmiyor herif. çatmıyor, çat batfacı Şöyle bir şey oldu. Nasıl orada işe girdik? Neredensin? Dedi. Turuko dedim. Turuko Türk demek. Tamam. Öşküdara gideriken altıda bir yağmur. <laughs> <laughs> Ve Ülsün. su şeyler <laughs> <su> geldi. <laughs> <laughs> Gelmeye başladı suşiler. Evet. Üşküdar, Üşküdar. Üşküdar'a giderken adida bir yağmur dedi. Çat diye önüme koydu bir tane suşi. Evet. Ya yani turuko olmak... Önemli bir değer diyorsun. Orada evet. suşi yedi. Evet. Ama tabii... Hiç sordun mu abi bu nereden geliyor yani? Şimdi kendilerini bir şekilde... ...Azetik rut mudur? Hani kanı şeker diye bir laf var evet. Orada mı çalışıyor? Yani sordum yani bir cevapları yok buna. Hani şimdi Korelilere söylüyorsun. Orada var cevapları tabii savaşla alakalı. Evet. Onun hikayesi anlatacağım birazdan. Koreli, Kore hikayesini. Ama Japonların öyle bir şey de yok. Aramızda hani bir... ...hani bir Ertuğrul gemisi muhabbeti var biliyorsun. Hani gitmiş de batmış da bilmem ne bilmem ne. O var. En en yakın o. Onu da çok az Japon bilir. Çok az Türk bilir Ertuğrul Ertuğ gemisi hikayesini acıklı bir hikaye. benim. onun dışında bir Japonla da bir şey ama şimdi bu azyetik... Rutlarımız, azyetik köklerimizde olması herhalde bizi şey yapıyor. Bir de ne nerede, nerede Üsküdar'a giderken aa dedi burada Örtekit dedi meşhur dedi. Örtekit biliyorsunuz Amerikalı siyahi caz şarkıcısı. O onun şarkısı var Üsküdar. O şarkı orada çok popüler olmuş. Hem Amerikan cazı var içerisinde siyahı hem de oryantal ne 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 gibi Aa, o sesler falan var. Yani minor şeyler, akorlar ve komalı sesler var içerisinde. Di bebe de be, falan var. Oryantal bir şey var. Onun için oradan müthiş bir Üsküdar'a giderken benim aç kalmamı Önledi. önledi. Ben buna benzer bir şey yaşadım abi. Bir anlatayım hikayeyi. Anlat. Ama anlatmadan önce bir müzik arasına gidelim. Verelim. Efendim e, İran'a giderken beni hapisten kim kurtardı? Aa. Kis FM'desiniz sevgili dostlar. Ertan Özit'te Kral ve Ben devam ediyor. Konuğum Ayhan Sicimoğlu. Ne konuşuyoruz? Müziğin acaba hayatı nasıl kolaylaştırdığını veyahut da bazı dönemlerde acaba hayatımızı da e, kolaylaştırabiliyor mu? Ne gibi? Ben şimdi e, Ayhan Sicimoğlu bize e, nasıl suşileri yediğini anlattı. Ben de size İbrahim Tatlıses'in hayatımı nasıl kurtardığını anlatacağım. Efendim kısmet odur ya e, bir dış ilişkiler şirketindeyim. Ve dış ticaret yapıyoruz. Buradan Erzurum'a Erzurum'dan da e, Tebriz'e doğru yolculuk ettik. Fakat İran devrimi yeni yapılmış. Ve karşımıza bir anda 14-15 yaşında Kaleşinkovlu çocuklar çıktı. Fakat arabamızda İran'a sokulması yanlış olmasına rağmen bir şekilde e, biraz e, ayran içeceği vardı. Ne demek istediğimi anladınız. Hımm. Şimdi fakat onu öyle bir yere saklamışız ki arabada yani bulunması zor ama adamlar dediler ki genç çocuklar biz sizi arayacağız. Fakat o arada çocuklardan bir tanesi gecenin geç vakti elini ee, kasetliye attı. O zaman kaset çalarlar vardı. Yıl 83 e, tam vaktini de söyleyeyim. 83'te adam elini attı kasete dedi ki. Burada dedi İbrahim Tatlıses'in kaseti var. Bunu bana verirseniz sizi geçiririm dedi. Ah, Eğer ah. ki arasalardı, biz muhakkak bu şu anda yani, Ayranlar bulunacak. Çünkü Ayranları da birisi bize sipariş etmişti. Şirketin ha. ismini söylemeyeceğim. Bir şirketten abilerimiz sipariş etmişti. Onlara götürüyoruz. Türk Ayran değil mi? Türk Ayran. Yani, Tabi. Dolayısıyla İbrahim Tatlıses'i anlattım. Ben yıllar sonra iki tane klip çektim. Ayhan Sicimoğlu, İbrahim Tatlıses'e Akdeniz akşamları bunlardan bir tanesi. Onu çekerken anlattım ben ona. Dedi ki ya işte görüyor musun benim dedi hayat kurtarıyorum ben dünyada. Seninkine abi. benzer bir şey yaşadık yani. Bir de benim İbrahim Tatlıses hikayem var onu da, onu da anlatayım. Lütfen dinleyelim. Şimdi mi anlatayım? Anlat abi. Bilmiyorum burada şey yok. Bir gün bana telefon. Dünyanın en deli adamı Cem Uzan. Evet. Ayhan'cığım. Aa Cem, severim çünkü deli herif. Seviyorum. Ben de ben. çok uzun yani, süre çalıştım. He, Belki 10 e, yıl güzellik yarışmalarını yaptım ama. İşte mesela evet. insanlar hiç bir kısmı bir kısmı sevmez falan falan ama ben seviyorum. Çünkü deli, değişik bir olan yani kapalı başka çalışıyor. Onunla tanışmam da başka bir hikaye. Onu da anlatırım. Neyse abi dedi bu akşam dedi ya yarın akşam bilmiyorum. Dedi Çırağan sarayında dedi bilmem ne özel oda var dedi. Oraya dedi ee, bekliyorum seni dedi. Aşağı yukarı 5 at arkadaşımı çağırdım Türkiye'den dedi. Bir tanesi sensin dedi. Bu işi anlayacaklar da. Nedir dedim? Abi dedi Whitney Houston'ı getirdim dedi. Ne, ne yapacağım? Gerçek B mi? Evet. evet. Ya Whitney Houston nasıl nasıl ya abi seviyorum kadını dedi. Verdim parayı dedi. Ya da bir, bir, kaç yüz bin ya 1 milyon dolar belki yarım milyon dolar falan kadını buraya gel atıyorum tahmin ediyorum. Allah Allah falan dedim. Yıl kaç? <laughs> tahmini güzel, güzel bir soru tahmini kaç ben sana söyleyeyim Ayşe'den Ay Ayşe'nin kızımın şeyini alıyorum ben, yılları öyle çıkartıyorum doğum tarihi 85 do evet. doğumlu Ayşe Ayşe'den Ayşe kaç yaşında o zaman diye referans alıyorsun 96-97 falan olabilir tamam peki derim abi resmen girdik bir odaya kimse yok böyle bir sarayın güzel bir odası işlemeli mi işlemeli biraz sonra pat diye eşofmanıyla Whitney Houston geldi aa hakikaten gelmiş karı <laughs> Yanında da şey efendim Bobby Brown evet. belalı evet. abimiz evet. şey ve orkestrası. Hepsi siyah abiler böyle hey what's up bro? Ben böyle altın yüzükler, kolyeler, böyle ağır abiler, şişman, kocaman davucu, trompetçi bilmem ne. Onlar da böyle, hey this is işte anlattı, tanıştırdı falan i̇şte kadın da bir sessiz falan duruyor. Yorgun tabi Amerika'dan gelmişti belki yani o sabah geldi ama eşofmanı falan üzerinde şeyde değil. Ertesi gün de konser verecek. Gene Cem Uzan arkadaşlarım ve 100 kişi 200 kişi falan öyle şey değil. Hani 1000 kişiye falan değil. Biraz sonra kapı bir açıldı. Şimdi konuşuyoruz falan. Bir açıldı kapı İbrahim Tatlıses ve orkestrası. Whitney ile birlikte. <laughs> ayrı ayrı. Allah Allah. Whitney evet. geldi. Onunla muhabbet ediyoruz. Şimdi Whitney Houston'ı dinliyoruz. Ee, Ayhan Sicimoğlu'ndan. Bir müzik arasına gidelim. Ondan sonra bakalım neler yaşanmış. Daha derinden dinleyelim efendim. Kiss FM'de Ertan Kral ve Ben devam ediyor. Konuğum Ayhan Sicimoğlu. Efem Whitney Houston e, maceralarını dinliyoruz. Kadın çok şeker bir kadın. Geldi odaya işte oturup yaşatmalıydı efendim. Çırağan Sarayı'da bir kapı açıldı. İbrahim Tatlıses ve orkestrası. Aa böyle bir şey beklemiyordum böyle bir şeyi. Daha da tanımıyorum ben İbrahim Tatlıses. Ya yani tanıyorum tabii ki olduğunu da tanışmıştık. Ya, yani tanıştık manıştık. Sonra orkestra sandalyeler geldi. İbrahim Tatlıses'in orkestrası başları çalmaya kanun teşekkürler İşte unuttum şimdi Darbuka. Utlar, mutlar. Utlar, mutlar. Bütün ekipler. <laughs> Fakat bütün diğer ekipte Whitney Houston ekibi de tabii süper professional siyahi abiler hepsi işinin süper ustası Yazcılar, mazcılar pop şeycileri numara unlu işte dünyada on, onlar da bana soruyor hey man, what's up what's up bro i̇şte, abi, ne diyor ya falan bizimkiler de şey <laughs> arada ben tercüme tercüme ondan sonra kanuna bakıyor ay ayette içerisinde bilmem ne piyanist geldi şunu bilmem ne darukacı oranın davulcusu darukaya bakıyor nasıl çalıyor falan diye böyle şey yapıyor sonra üçüncü scene çok uçuk bir scene'e başladık Bobby Brown rap yapmaya başladı çok ilginç. Bu müziğin üzerine rap. Evet. Ulan bir cep telefonum yoktu be. Arkasından tatlı ses cevap verdi rap'e. Müthiş olmuş. Ne diyor Ayhan Bey bu? Tam düet oldu yani. Düet. Ayhan Bey ne diyor bu? Bak şimdi diyorum bilmem ne bilmem ne İstanbul'da o da rap rap de yani evet. şey e, improvize yapılan bir şey biliyorsun. Tabii. Ben ne yaparım? Sen de sen ne yap? Oradan geldin, kırdı de buraya geldim. Sen ne yaptın Burası. Ne bilmem ne falan. Rap ya, bir Bir rap. <Gülüyor> <gülüyor> bir, bir düet oldu. Bobby Brown bu tam Whitney, kayıtlıkmış değil mi? Whitney Houston da orada o yapmadı. Bobby Brown ve İbrahim Tatlıses'in duet rap'i. Ne çıran Sarayı'nda izledim. herhalde dünya tarihinde böyle bir böyle şey bir olmamıştır. Yoktur, Bunu kayıtta almadık. İşte o zaman aklıma mı gelmedi? Cep telefonu mu yoktu? Ben hayatta içerisinde mi kaldım? Yani öyle bir gece yaşadım ki o gece unutulmanın imkanı yok. Müthiş. Şimdi sevgili dostlar Ayhan Sicimoğlu deyince tabii sohbet bitmiyor. Şimdi ben bir soru daha soracağım. Sor. Şimdi yemekten bahsediyorsun hep. E, hani gitmiş olduğun e, hem ülkelerde hem mekanlarda hem de aslında senin için e, çok özel yerler oldu. Bunlardan en önemlisi neydi? Yani yemekten ben mi? şu anda şu anda deseler ki son hani e, isteğin olsa şuraya giderim. Yemekte nereye giderdin? Çiğ köfte yemeye giderim baba. Nereye? Nereye giderim? Şey, e, Nizibe giderim. Urfa'ya gitmem. İlginç. Niye çiğ köfte? Çünkü çiğ köfte bence en arkaik. Yani geçen gün çekim yapmaya gittim Göbekli Tepe'ye. Gitti mi Göbekli Tepe'ye girmen lazım. Gitmek. yani Sen, Göbekli Tepe benden sorulur Öyle evet, mi hakikaten? Tabii tabii. Göbekli Tepe'ye gittiğim zaman inandım ki çiğ köfte o zaman oradan geliyor. Kökü. Ateş de yok daha. Böyle taşta da, şeyi ezerek eti ezerek, eti ezerek bir ceylan eti yani Tabii. büyük bir ihtimalle dana eti maneti şimdi bir etti ceylan eti yabani hayvan etini az ve sinirlerini çekerek tek tek böyle şey onun bir kere macun yapmak ondan sonra bir kırılmış buğdayla beraber Üzülmüş, olarak o, o olarak da. ve gene tabiattan gelen biberlerle onun e, e, bu bozulmasını önlemek durdurmak şeyini yani oksidasyonunu durdurmak Etin kokmasını önlemek ve ortaya müthiş bir ee, terbiye edilmiş aslında, yani, tabii değil mi? müthiş bir terbiye herhalde Çünkü hiç en, kimsenin aklına gelmez herhalde. Dünyada böyle bir örnek var mı? Yani çiğ köfte gibi. gibi. Hayır, hiç örnek. Yani Fransızların steak tartarı var. Yani hmm. onun, onun yani alakası yok. Yalandan değil. bir şey ya, aslında o biraz. Bir şey evet. dedi. Bir şey. Ha, evet. bir tane steak ash vardır. O fena değildir. Fransız, İtalyan. İtalyanlar kendi olduğunu iddia eder. Fransızlar da bizim der. E, steak ash ya şey da ash, Fransa de böyle şeyin ee, steak tartarın tavada şöyle çiz çiz bir dönmesi. Sadece dışı böyle biraz siyahça pişmiş ama çok böyle bir 30 saniye falan. Ondan sonra biraz dışı kıtır, çok hızgın tavada. içi gene çiğ kırmızı et. Sen çiği ee, çiğ seviyor musun? Seviyorum. Çünkü e, hani Göbekli Tepe'den çıktık yolculuğa. Bir anda çiğ köfte geldi. Tabii ki. Aslında o çiğ çiğlikten gelmiyor. O tabii kendisi e, kendi içinde bir şekilde fermante oluyor. tabii için. Ki, tabii, tabii. Ki. O, bi o biberle. Şimdi Urfalıların bir problem var konuda. Çok izot biberi koyuyorlar. Urfa çiğ köftesi siyah oluyor. Onu pek sevmiyorum. Eti çok örtüyor. Evet etin lezzeti gelmesi eh, lazım. Gelmiyor. Der. Mesela İtalya'da bir kuzeyde bir adı aklıma gelmedi şu anda. bir özel bir danası var onun, onun etini çiğ yiyorlar. Yani ne biber ne bir şey o biraz zor. Sevgili Ayhan Sicimoğlu nasıl çiğ yiyorlar senden bir detaylı dinleyelim bakalım. Alır. <laughs> Efendim sevgili dostlar bir müzik arasına gidiyoruz sonra detaylara ineceğiz. Kisefem FM'de Ertan Özit ile Kral ve ben tüm ama tüm hızıyla devam ediyor. Efem Ayhan Sicimoğlu konu Göbekli Tepe'den bahsettik. Tabii çiğ köfte Göbekli Tepe'ye götürdü bizi. Ya bir şey soracağım. Şimdi dünya dışı canlı varlı, akıllı varlıklara inanıyor musun? Bir daha sor. Nasıl akıllı varlıklar yani? Yani hani uzaylılardan bahsediyorum. Evet tabii, evet. Tabii yani şimdi Göbekli Tepe deyince e, tabii e, inanılmaz büyük bir. Hani artık hep biz şu anda insanlık tarihini karıştırmaya başladığımız zaman en ufak arkeolojik bir kalıntı gördüğümüz zaman hemen diyoruz ki burası tapınak. Bir şey uyduruyoruz. Evet. Devamlı tapınak diyoruz. Böyle bir gelenek gelişti arkeolojide. Ee, Göbektepe derken neyi kastediyorsun? Seni en çok etkileyen nedir? Hani öyle bir şeyden bahsettin ki o kastettiğini dinlemek isterim senden şey tabii beni cezbetti Tepe'de. Biz ne biliriz şimdiye kadar? İnsanlar ilk başta göçebelikten yerleşiyorlar. Sonra bir köy yapıyorlar. Sonra köy köyü yaptıktan sonra tapınak yapıyorlar. Yani sosyal e, hizmetler şeyinde. Yani köyün e, halk halk evi. Evet. Ya tapınağı camisi falan şeklinde. Meğerse öyle değilmiş. Göbeklitepe bir yerleşim yeri değilmiş. İlk yapılan tapınakmış. Ondan sonra insanlar oraya tapınmaya gelirlermiş kaç bir kilometreden. Bir de şu hoşuma gitti tabii Göbekli Tepe'de. İnsanlar geliyor, 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 geliyorlar. Buzul çağı da yeni bitiyor. Yeni buzul çağı. Orada artık buz başlıyor oraya, oraya kadar çok sıcak. Sonra birdenbire bir ilerisi dağlar biliyorsunuz. Güney, Güney, Güneydoğu Güney, Anadolu dağları onlar Tabii. yüksek ve karlı. Orada hayvan ya zaten insanların biliyorsunuz oraya gelme nedeni hayvanların peşinden geliyorlar. Hayvanlar neyin peşinden? Onlar da yiyecek peşinden gidiyor. Onlar nasıl oluyor? Buzu erimiş yerlerde yeşil ot yiyorlar. O hayvanlar ya da yani hepsi birbirine ta, takip ediyor biliyorsunuz. Onların peşinden, hayvanların peşinden oraya orada, orada duruyorlar. Stop. orada bir ilerisi yok çünkü ilerisi buz ya hadi bekleyelim de mevsim erisinin gidelim diye bir şey yok. Buz duruyor orada buz. Buzul çağı çünkü. Yeni buzul çağı yavaş yavaş, y yavaş, yavaş, değişmeye, yavaş. değişmeye başlıyor. Dünya ısınmaya başlıyor. Bugün de aynı şeyi yaşıyoruz aslında iklimde. Ya aslında seninle konuşacak ne kadar çok şey var ya. Vallahi Onun için Göbekli şeyi evet. enteresan. İnsanların durduğu yer. Evet. Göbekli Tepe. En Do, çok ne etkiledi stop. mesela Karahan Tepe'ye gitme fırsatı oldu mu? Olmadı, hayır. Ha, Karahan Tepe'yi muhakkak görmen Sen lazım. Sen anlat onu. Evet, yani aslında Göbekli Tepe'nin bir benzeri. Yani arada 500 yıllık bir e, hani fark var. Çok büyük değil. E, şimdi 12 bin yıllık bir Göbekli Tepe'ye baktığımız zaman Karahan Tepe'de e, genelde Göbekli Tepe'de şöyle bütün kalıntılara baktığımız zaman her şey maskülendir. Çok ilginç. Karantepe'de bir tane kadın heykeli bulundu. Öyle mi? Tabii Klaus Schmidt çok önemli Göbeklitepe evet, dediğimiz zaman. Ki. Çünkü Klaus Schmidt'in hani belki ilk kazıları gerçekleştirilmesi, hikayenin başladığı yerin orası olması. Tabii şöyle de hani dikkatimizi çekmesi lazım Göbekli Tepe dediğimiz aslında insanlık tarihinin toplayıcı avlayıcılıktan ilk defa yerleşik bir organizmayı oluşturduğu te, şu anda bilinen tek yer. Evet. He, ama insanlık tarihi şöyle olacak. Bunu buradan söyleyelim. Tarih devamlı değişiyor. Yakın zamanda belki 12 bin yıl değil 50 bin yıl belki 350 bin yıl kadar e, eskiye gidebilecek e, insanlık tarihi diye düşünüyorum. Göbekli Tepe dediğimiz zaman Hani şöyle bakalım mı Göbektepe benzer bir yer var mı dünyada? Valla birkaç yerde birkaç şey izledim. Birkaç yerde bulmaya denildiği dediğin şey oluyor. Bulmaya başladılar. Yani muhakkak insan, muhakkak buradaki insanı biliyoruz ama buraya ait değil insan. Yani Afrika ya Afrika'ya ait hepsi tabii biliyorsun insanlar. Tabii öyle bildiğimiz. Tarih. Öyle biliyoruz. Evet. Ama neden Güney Amerika'ya ait değil? Orada da aynı coğrafya var Afrika gibi. Orada da tropikal bir coğrafya var. Onları daha bilmiyoruz. Oradan çıkacak. Kesin. Evet, evet sevgili dostlar. Ayhan Sicimoğlu ile sohbete doyulmuyor. Ee, bugün konuğumdu. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Estağfurullah. Ee, ne zaman istersen bu kapı sana, bu mikrofon her zaman açık. <laughs> peki yul, ee, peki kral. <laughs> evet, sağ olasın. <laughs> Pazartesi günü saat 22'de yeni bir konuk, yeni bir konu ve yepyeni bir yaşanmışlıkla birlikte olacağız. Kendinize iyi bakın. Kiss FM'de kalın.